alalım ve başlayalım. Evet kaldığımız yer burasıydı. Bununla ilgili soruyu çözmüştük. Bu soruyu çözmüştük ve haritasına geldi sıra. Şimdi bu haritada özellikle hem işletmeleri görüyoruz hem madenleri görüyoruz. Tek tek incelemeniz gerekir. Ben üzerinde anlatmam uzun sürer. Ama hangi maden olduğu harita üzerinden de sorulduğu için özellikle bu Haritanın önce bir fotoğrafını çekin, sonra bence bir kağıt üzerinde üzerinde çalışın, tekrar bir kağıda aktarın. Çünkü harita üzerinde çalışmalar pekiştirmesi açısından faydalı olacak. Bu da önemli bir harita. Hangi madenlerde, hangi bölgede yoğunlaşıyor? Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege hangi madenler açısından yoğunluk taşıyor, öne çıkıyor? Böyle baktığımız zaman işte Bordan Bakır'a kadar, Trona'ya kadar, Feldispat'a kadar söz sahibi olduğumuz madenler ama bazen yetmeyince ya da hiç olmayınca dışarıdan aldığımızda madenler haritada yine gösterilmiş. Bu iki harita önemli. Yani üzerinde en azından bir bir saatlik bir çalışma yapsanız bile pekiştirici etkisi olacaktır. Tabii sorular hangi maden nereye gidiyor şeklinde de sorulabilir. Burada da Hangi maden işletme anlamında nereye gönderiliyor? Öyle sorular geliyor. Mesela Samsun'da bakır çıkmıyor ama küre ve çayeli bakır madenleri Samsun bakır işletmesine gönderiyor. Divriği, Karabük ve Erdemir'e gönderiyor. Hekiman ulaşım nedeniyle İskenderun'a gönderiyor. Bor, bandırma'ya gidiyor. İşte Muğla kromları Antalya, Fethiye'ye gidiyor. Antalya Akseki'ye gidiyor Fethiye kurumları gibi. Yani hangi maden nerede işletme tabi tutuluyor bu da soruluyor. Bu haritayı da incelemeniz önemli. Yani bu üç harita üzerinde özellikle zaman geçirin diyorum. Şimdi madenleri görmeye başlayacağız. Önce demirle başlayacağız. Demirde dünya sekizincisiyiz. Ama Türkiye'de demir çelik sanayi o kadar yoğun ki, yoğundu daha doğrusu demir ihtiyacımızı karşılamadığı dönemlerde dışarıdan demir de alıyorduk. En önemli demir rezervimiz Sivas Divriği. Yani Sivas Divriği mutlaka bileceğiz. Sivas Divriği en büyük demir madenimiz, rezervimiz. Malatya Hekimhan Hasan Çelebi var. Malatya Hekimhan Hasan Çelebi. Onun dışında Adana Feke, Bingöl Avnik, Kırıkkale Kesik Köprü, ben birkaç tane daha ekleyeyim. Özellikle şunları yazın. Sivas Divriği yazın. Malatya Kiman Hasan Çelebi'yi yazın. Malatya Kiman Hasan Çelebi. Bu üçü mutlaka bilecek arkadaşlar. Malatya Kiman Hasan Çelebi Malatya'da Sivas Divriği. Sonra İzmir Torbalı'yı yazın. İzmir Torbalı. Balıkesir Edremit. Balıkesir Edremit. Balıkesir, Eymir, Ayazmat, Balıkesir, Eymir, Ayazmat, Ada Pazarı Çamdı, buraları bileceğiz. Ada Pazarı Çamdı, buralar demir çıkartan yerler. Balıkesir, Eymir, Aza... ee, Balıkesir, Eymir, Ayazmat, Edremit, Ada Pazarı Çamdı, İzmir Torbalı, buralar önemli demir açısından diyebiliriz. Ama üç yer mutlaka soruda sorulur. Sivas, Divri, Malatya, Hekiman ve Malatya, Hasan Çelebi. Metalik bir madendir, volkanik bir madendir. Doğu Anadolu özellikle öndedir. Metoloji sanayide kullanılır. Tabii demir-çelik fabrikalarını da söylemek gerekiyor. Divri'de var, Divri'de. İzmir'de var, da bunlar ham maddeye yakın kurulmuş. Sivas Divriği'de, İzmir Torbalı'da ham maddeye yakın olarak demir, çali, e, demir çelik sanayi kurulmuş. Karabük Ereğli'de taş kömürüne yakınlık dikkate alınmış. Enerji kaynağına yakınlık çünkü demir çıkmaz. Kırıkkale'de stratejik silah sanayi. İskenderun'da ulaşım. İskenderun'da ulaşım. Hatta İzmir Torbalı'yı da ulaşım alabilirsiniz ham maddeyle birlikte. Ama bir de Çanakkale Çan var. Çanakkale Çan'da hurda demir işliyor. O pek verilmez. Çanakkale Çan'da hurda demir işleyen bir fabrikaya sahip. Dolayısıyla demir-çelik işletmeleri kurulduğu yerler. Bir daha söyleyelim. Siz Sivas Divri'yi ham madde alın. Sivas Divri'yi ham madde. İskenderun-İzmir Torbalı'yı ulaşım alın daha çok. İskenderun Demir çelikli, İzmir Demir çeliği ulaşım alın. Karabük Ereğli Enerji Kaynağına yakınlık, taş kömürüne yakınlık alın. Kırıkkale'ye strateji, silah sanayi olarak alın. Demir çelik kurulurken en önemli gerekçeler bunlar. Bir de şunu söyleyelim. Demir çeliğe dönüştürülürken içine manganez ya da kurşun katılır. Demir sertleştirilirken kurşun ya da manganezle sertleştirilir ara maden. Ama krom yapılırken, pardon çelik yapılırken içine krom katılır. Yani paslanmaz çelik yapmak için krom kullanılır ve enerji olarak da taş kömürü kullanılır. Bir soru var. Neden ham madde Sivas? Çünkü Sivas'ta zaten çıkıyor demir. Sivas'ta demir çıktığı için Sivas'ı ham maddeye yakın kabul edeceğiz. Tamam mı? Evet geldik bakıra. En eski madenlerden biridir. Bakır kısaca kader deyin. Alt alta kader yazın. Bakır çıkartılan yerlere kısaca kader deyin. Kastamonu Küre, Artvin Murgul, Diyarbakır Ergani, Elazığ Maden ve Rize Çayeli kısaca kader diyoruz. Bakır çıkan yerlere kısaca kader ismini veriyoruz. Peki bakır işletmeleri nerede? Üç yerde bakır işletmesi var. Artvin Murgul şu an kapalı ama alın onu. Artvin Murgul. Elazığ Maden bakır işletmesi ham maddeye yakın. Artvin Murgul da ham maddeye yakın ama bakır çıkmayan en büyük işletme Samsun'da. Samsun tamamen ulaşım nedeniyle kurulmuş. Yani Samsun'da bakır işletmesi ulaşım diyeceğiz. Kastamonu küre, Rize bakırları, Çayeli bakırları buradan geliyor. Bakır çok eski bir maden. Kuyumculukta, elektrik, elektronik sanayinde, boyada, kimyada, kaynakta, turistik eşya, kapkacakta falan kullanılıyor. Eski bir maden diyebiliriz. Bakır madenin çıkarttıklarını kader diye kodlayın dedik. Artvin, Murgul, Rize, Çayeli, Kastamonu, Küre, Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergani kodlamasını kader diye yazıyoruz. Yukarıda çıkartıldığı önemli maden yatakları gösterilen yeraltı zenginliğimiz hangisidir derse bakıyoruz. Küre, Burgul, Ergani verilmiş bakır olacak. Seçeneğimiz tabii bakır olacak. Geldik kroma. Dünya dördüncüsüyüz. Rezervlerimiz yeterli. Oldukça yüksek. Pazar payı yüksek, kaliteli bir özellikle maden krom paslanmaz çelik yapımında kullanılıyor. Otomotiv sanayinde, kaplamada, boyada, kimyada, deride çok geniş bir kullanım alanı var. Evet Reyhan sorun mu vardı bakırla ilgili? Soru var mıydı bakırla ilgili? He, tamam. Bazı sorularda sadece ilçesi veriliyor. Acaba test kitaplarında görünür, görülür gelir mi o şekilde? Olabilir valla. İlçe de kullanılır. Zaten ilçesi olanlar genelde sorulur sınavlarda daha zor olsun diye. Sadece ilde olanlar sorulmaz. Bakır çıkan yerlerde Elazığ Gulaman. En önemli. Elazığ Gulaman, Elazığ Palu. Elazığ Gulaman, Elazığ Palu ve Muğla Fethiye. Bu üçünü bileceksiniz. Diğerleri size kalmış. Ben üçünü bilin diyorum. Elazı Guleman, Elazığ Palu ve Fethiye. Bu üçü mutlaka bilinecek. En önemli bakır çıkartılan rezervlerimiz bunlar. Bakır işleme yerlerine ferrokrom diyoruz. Bakır işleme alanları, çelik yapılan yerler, ferrokrom testleri. İki tane ferrokrom işletmemiz var. En büyüğü Elazı Gulaman'dır en büyük krom işletmesi Elazığ Guleman'dır. Ham maddeye yakındır. Elazığ Guleman ham maddeye yakın. Ama bir de Antalya Akseki vardır ama Antalya Akseki'de krom çıkmaz. Antalya Akseki Fethiye'nin kromlarını işler. Yani bu iki krom işletmesi Türkiye'nin kromlarını işler. Dolayısıyla Antalya Akseki'de ulaşım nedeniyle krom işletmesi açılmış. Elazığ Guleman ise zaten krom çıkartıyor. Birçok alanda da kullanılıyor. Yukarıda çıkartıldığı alanlar gösterilen maden hangisidir? Elazığ, Gulaman, Palu, Adana, Fethiye, Bursa ve Eskişehir. En çok bu özellikle 5 nokta. 3'ü zaten mutlaka soruluyor. Ama 5 noktayı bilin. Elazığ zaten Gulaman olarak verebilir direkt sertlik derecesi yüksek. Paslanmaya karşı çok dayanıklı olan maden. Bu özelliği nedeniyle paslanmaz çelik sanayi, iş makinaları sanayi, savaş araç gereçleri, gemi, uçak ve lokomotif motorlarında kullanılır. Ülkemiz dünyada dördüncüdür. Guleman, Fethiye, Köyceğiz, Pozantı gibi maden dışarıya çok daha çok ham madde olarak ithal edilir. Elazığ ve Antalya'da ferrokrom tesislerinde işlenir. Hangisi derse krom diyoruz. Bakın krom özellikle bütün özellikleriyle bu sorunun açıklamasında verilmiş zaten. Hangi madenlerde işletilmeye açılmış? Yukarıda demir, bor, petrol, kromun çıkartıldığı yerler verilmiştir. Hangisi yanlıştır demiş. Susurluktan çıkan bor bandırmaya gider mi? Evet gider. Dört doğru. Fethiye'den çıkan krom Antalya'ya gider mi? Evet gider. Ulaşım nedeniyle gider. 3 doğru. Divriye'den çıkan demir Karabüy'e gider mi? Karabüy'e gider. Enerji kaynağı oldu orada olduğu için orada işlenir. Raman'dan çıkan petrol Batman'dan Batman'a gider mi? Gider. Batman'da ham yakın petrol rafinerisi ilk kurulan rafineridir. Çayel'den çıkan özellikle Bakır Iğdır'a gider mi? Iğdır'da Bakır'la ilgili hiçbir fonksiyon yoktur. Samsun'a gider. Samsun'da bakır işletmesi ulaşım nedeniyle kurulmuştur. Cevap 5. Bakın böyle bir soruyla %100 karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Bu soru tipi en çok çıkan soru tipi. Geldik Bora. Türkiye'nin bilinen bor rezervi Eskişehir-Kırka, Balıkesir-Susurluk-Bigadiç, Bursa-Mustafa Kemal Paşa, Kestelek demiş ona, Kütahya-Emet. Kısaca bebe deyin. Bebe. Alt alta bebe ile kodlayın. Bebe. B harfi balıkesir. Susurluk bir gadiç. B harfi balıkesir. Susurluk bir gadiç. E Eskişehir kırka. Diğer B Bursa Kestelek Mustafa Kemal Paşa. Ve diğer E Kütahya Emet. Emet Kütahya yani. Bebe ile kodluyoruz boru. Her alanda kullanıyoruz boru. %76 ile dünya rezervlerinde birinciyiz. Kullanım alanı zengin, ham maden olarak satıyoruz. En çok Almanya, Rusya, Amerika gibi ülkeler alır. Cam, tarım, temizlik, metalurji, seramik, ahşap koruma, yatılı, yalıtım, tekstil, enerji, yapı malzeme, sağlık, her alanda kullandığımız kullanım alanı çok zengin bir maden. Bor. Ve boksit. Alüminyumun ham maddesidir. Alüminyum sanayinin ham maddesi diyeceğiz. Oldukça dayanıklı ama çok hafif bir alaşımdır. En çok paketlemede kullanılır. Ambalaj sanayinde kullanılır. Uçaklarda, kapı pencere doğramalarında kullanılır. Şimdi yatakların hepsini soruyor, soruyorlar. Yani boksit çıkan yerleri soruyorlar. Şimdi benim söylediklerimi yazın siz. Ders kitabına bağlı kalalım. Kesinlikle bilinmesi gereken Konya Seydişehir. Boksitte birinci sırada Konya Seydişehir var. Antalya Akseki geliyor arkasından. Antalya Akseki. Antalya Akseki. Muğla Milas. Muğla Milas. Adana Saim Beyli Adana Saim Beyli Antep Islahiye buralardan çıkıyor. Antep Islahiye. Hani kokusu payasta var ama esas söylediğim yerler otomotiv, uçak, elektrik, elektronik, ambalaj, konserve, inşaat, ev eşyası, alüminyum, folye, paketleme bunlar da kullanılıyor. Paketleme alanı birinci sırada. Bir tek alüminyum işletmesi var Türkiye'de. Yani boksiti işleyen tek bir tesis var. O da Konya Seydişehir'de. Zaten o da ham maddeye yakın. Yani Konya Seydişehir işletmesi ham maddeye yakın olan tek alüminyum işletmesidir. Çok hafif olduğu için, bir de dayanıklı tabii, uçak sanayinde otomotiv e eşyası, elektrik malzemesi yapımında kullanılır. Daha çok Akseki ve Seydişehir'de çıkartılan maden hangisidir derse boksit diyeceğiz. Tek alüminyum işletmesi de Konya Seydişehir. Ham maddeye yakın olacak. Kısa ara tekrarımızı yapalım. Boksit alüminyum Konya Seydişehir. Bakır işletme testleri Samsun Ulaşım. Elazığ ham madde, Diyarbakır ham madde ki Diyarbakır kapalı artık almıyoruz hiç tamamen. Artvin ham madde Murgul. Civa görmedik İzmir Konya'da var. Sarayönü diye geçer. Bor, Balıkesir, Bandırma'da var. Eskişehir, Kırka'da var işletme ham madde yakın. Krom, Antalya ulaşım nedeniyle kurulmuş. Akseki'de Elazığ, Güleman ise ham madde yakın. Ferro Krom işletmesi idi. İskenderun'da demir çelik fabrikası, Samsun'da bakır işletme testleri, Mersin'de petrol rafinerisi. Bu sanayi testlerinin yer seçiminde etkili olan temel faktör hangisidir diye LYS'de çıkmış. Üç yerde de belirleyici olan faktör ulaşımdır. Dolayısıyla Mersin Ataş'ta, Samsun'da, İskenderun'da ulaşım, liman potansiyeli dikkate alınmış. Geldik fosfata fosfatta dışarıya bağımlıyız arkadaşlar. Artık çıkartmıyoruz. Çıkartmadığımız madenler içerisinde. Çünkü dışarıdan almak daha uygun ekonomik olarak. O nedenle tek çıkarttığımız yer vardı. Mardin Mazıdağı kapattık. Şu anda Kuzey Afrika'dan alıyoruz. Özellikle Fas, Cezayir ve Tunus'tan getiriyoruz. Türkiye fosfatı dışarıdan alır. Gübre fabrikalarında işler ihtiyacımızı karşılamadığından, daha ekonomik olduğu için ithal ediyoruz. <laughs> gübrede kullanılıyor. Suni gübre yapımında kullanılıyor. Gübre dışında boya, fotoğrafçılık, tekstil, endüstriyel temizlik malzemelerinde kullanılıyor ama en çok gübrede kullanılıyor. Suni gübrede kullanılıyor. Mardin Mazı Dağı vardı, kapatıldı ama 2018 yılında bir tekrar açıldı. Sonra yine atıl duruma düştü. Yani dolayısıyla şu anda fosfatla dışarıya bağımlıyız diyebiliriz. Ve geldik tuza. Arkadaşlar tuz açısından rezervlerimiz zengin. Tuz rezervlerimiz zengin. Türkiye tuzu en çok denizden elde edilir. Elde eder. Sofralık tuz. İyotlu denizden elde ettiğimiz tuzdur bu. Türkiye'de tuzun en çok üretildiği yer Ege'de İzmir Çamaltı tuzlasıdır. En çok tuz üretilen yer İzmir Çamaltı Tuzlası. Havuzlarda bekletiliyor, su buharlaşıyor, tuz birikiyor. İkinci sofralık tuz tuz gölünden elde edilir. Yani birinci yer İzmir Çamaltı Tuzlası, ikinci yer Tuz Gölü. Bu daha çok sofralık tuz olarak kullanılan ince tuzdur. Ama bir de maden olarak kaya tuzu var, daha büyük, daha nispeten değerli sanayide kullanılan. Kaya tuzu yataklarımız Yozgat, Çankırı, Erzincan, Tercan, Yozgat, Çankırı, Erzincan, Tercan, Kars, Kağızman, Iğdır, Tuzluca. Buralardan elde ederiz. Bunu sanayide kullanılırız. Konserve, turşuda, hayvanlara verilir, yollara dökülür, kimyada kullanılır, dericilikte kullanılır. Yani bunun sanayide kullanımı daha çoktur kaya tuzunun. Sofra tuzu ise özellikle daha ucuzdur, daha ekonomiktir. Çok bilinmeyen bir madendir, manyezit. Ülkemizde kaliteli doğal manyezit alanlarımız vardır. Daha çok yapı malzemesi, kağıt, lastik ilaç, çimento, kimya ve şeker sanayinde kullanılır. Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum. Bakın bu tür madenler daha az sorulur. Çünkü burada ilçe yok. Belirli bir yer yok. Hep iller var. Dolayısıyla manyezit madeni hani nokta vuruşu olamayacak bir maden sorusu. Ama Guleman deyince aklına direkt olarak gelecek yer Malatya. Pardon, e, Elazığ. Dolayısıyla Elazığ, Guleman bu açıdan soru sorulması açısından çok daha belirleyici. Ama Sivas ama neresi? Mesela Divri deyince Demir. Ama Sivas, Erzincan, Erzurum dağılımında sorularda özellikle il bazında olduğu için ayırt etmek çok daha zor olur. Feldispat, Türkiye'nin birinci olduğu bir maden. Feldispat özellikle en çok seramik sanayinde kullandığımız bir maden. O nedenle seramik, porselen, cam özellikle yurt dışına en çok at, e, sattığımız sanayi ürünleri içinde yer alıyor. Özellikle feldispat kullanıldıktan sonra bu tür ürünlerin ihraç etme ihtimalimiz de arttı. Her türlü renkli, her türlü formatlı seramik üretimi yapabiliyoruz. Kütahya Manisa Aydın Muğla'dan üret çıkartıyoruz ve özellikle hani Çanakkale'de, Kütahya'da, İznik'te, Çinilerde ve seramik alanlarında kullanıyoruz. Yani Feldispat'ta Türkiye birinci sıradadır. Onu söyleyelim. Ve en çok da seramik sanayinde kullanılır ve seramik sanayinde ileri gitmemizin en temel nedeni de Feldispat madenidir. Yeni nesil bir madendir. Geldik mermere. Türkiye mermer çıkarımında dünyada birincidir. Feldispat'ta da birinciyiz, mermerde de birinciyiz. Mermer de en çok ürettiğimiz ve en çok sattığımız madendir. Hem rezerv olarak birinciyiz hem en çok sattığımız mermer. Mutfak banyo dekorasyonlarında kullanıyoruz. Mezar taşı olarak Avrupa'da çok talep gördüğü için ihraç ediliyor. Marmara Adası, Balıkesir, Bursa, Elazığ, Bilecik, Afyon, Muğla Türkiye'nin her yerinde elazı, mermer çıkartabiliyoruz. Yani Türkiye'de mermer her bölgeye neredeyse öyle ya da böyle dağılmıştır ama esas merkez Marmaradır. Merkezi Marmara Adasıdır. Bandırma'da çok tesis vardır, işleme tesis. Yani Bandırma'da işlenir ama Marmara Adası, Avşa Adası, Bilecik'ten özellikle Muğla ve Afyon'dan çıkartılı ve ünlüdür buranın mermerleri dekorasyonda genelde kullanılır. Aşağıda Türkiye'de yer alan bir madenin dağılışı verilmiş. Bakın Marmara Adası, Balıkesir, Kütahya, Muğla, Nide buraları verdiği zaman Kırşehir mermer diyeceğiz. Yani bu haritada dağılım ağırlıklı olarak mermeri ifade ediyor. Evet bir soru daha Yukarıda haritada numaralandırılmış yörelerden çıkartılan yeraltı zenginlikleri hangisinde doğru sıralanmıştır? Bir Hamitabat demiş, görmedik. Hamitabat Türkiye'nin doğal gaz merkezidir. İki Afyon mermerdir, Mazıdağ fosfattır. İkisini gördük. Afyon mermer dedik, ünlü mermerler. Mazıdağ fosfatın çıktığı tek yerdi. Şimdi çıkartmıyoruz. Hamitabat'ta doğal gazın en merkezi noktası cevabımız B seçeneği olacak. Bu soruyu da siz yapın arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım. Hangisi yanlıştır demiş. Hangisi yanlıştır? Evet, Kükürt Denizli Sarayköy'de değil, Denizli Sarayköy'de Jeotermal Santralimiz var. Kükürt Isparta Keçi Borlu diyeceğiz. Kürt için Isparta, Keçiborlu diğerleri doğru cevap alabiliriz. Geldik Barit'e. Barit'te dünya üçüncüsüyüz. Rezervlerimiz çok zengin. Çok önemli bir maden. Petrol kuyularının sağlamlaştırılmasında, çökmesini engellemek için, doğalgaz boru atlarında, nükleer santral reaktörlerinde sızmayı önlemek için, lastiklerde, sondaj kuyularında, tıbbi görüntülemede, Atom reaktörlerinde kullanılıyor. Yurt dışına çok satıyoruz. En önemli barit yatağımız Alanya-Gazipaşa, Antalya. Bunu mutlaka verir soruda. Antalya-Gazipaşa, Alanya-Muratpaşa. Buraları mutlaka verir. Maraş-Elbistan'ı ekleyebilir. Çanakkale, Eskişehir, Giresun ve Muş'ta da vardır ama... Özellikle Alanya-Muratpaşa, Antalya-Gazipaşa, Elbistan. Bu üç yer... Barit açısından en zengin rezervlere sahip ve Türkiye bariti yurt dışına oldukça satıyor diyebiliriz. Manganez bize yetmeyen bir maden. Demirit sertleştirmede ara maden olarak kullanıyoruz. Sert çelik yapımında kullanıyoruz ve özellikle en önemli manganez yatağı denizli tavas. Onun dışında birkaç yer ekleyeyim ben Denizli Tavas dışında. Artvin Borçka, Zonguldak Çaycuma. Artvin Borçka, Zonguldak Çaycuma ama yetmiyor dışarıdan alıyoruz. Çelik yapmak için seramik, pil, kimya, demir yollarında kullanıyoruz ama yetmediği için dışarıdan getiriyoruz manganezi. Kurşun. Volkanik bir maden ve kullanım alanı kısıtlandı. Çünkü özellikle zehirleyebiliyor, çevreyi kirletebiliyor, atık bırakıyor. Mesela benzinlerde vardı çıkartıldı. Şu an akülerden bile çıkartıldı. Cephanelerde var ağırlıklı olarak. Cephanelerde, mühimmat, mühimmatta var, askeri mühimmatta var. Televizyon tüplerinde de çıkartıldı. Yani birçok yerden çıkartıldı. En önemli iki yatağı, üç yatağı söyleyeceğim. Diğerlerini almayın en büyük yatak Elazığ Keban. En büyük yatak Elazığ Keban. Balıkesir Balya, Çanakkale Yenice. Üç yatak var. Diğerleri önemli değil ama Elazığ Keban en büyük rezervi oluşturuyor ve cephanelikte en çok kullanılan diğer alanlarda sınırlandırdığımız bir maden diyebiliriz. Çinko. Çinko arkadaşlar özellikle aküde yine kabloda mühimmatta yani kurşunla çinkonun kullanım alanları birebir aynıdır. Mesela çinko şu an en çok tarım ilaçlarında kullanılır, böcek ilaçlarında kullanılır. En önemli yatak Kayseri'dir. Yani özellikle Çinko'da Kayseri öne çıkmaktadır diyebiliriz. Çıkan yerler bile birebir neredeyse aynı. Çünkü kurşun Çinko aynı yerden çıkartılıyor ama Kayseri'de daha büyük bir rezerv bulunuyor. Antimon önemli. Antimon önemli. Antimon en çok matbaacılıkta kullanılıyor. Seramikte kullanılıyor. İlaç ve cam sanayinde kullanılıyor. Özellikle Tokat. Tokat arkadaşlar Niksar en büyük rezervi oluşturuyor. Tokat Niksar. Onun dışında Kütahya, Balıkesir, İzmir, Bilecik'te de var ama Tokat'ı mutlaka bir Tokat tarafı antimon üretiminde yüzde %65 65'e yakın rezervi kapsıyor. Ve altın gümüş. Altın sorusu çıkmıştı. Altını biz direkt altın olarak elde etmiyoruz. Siyanürle toprak altında altına dönüştürüyoruz kayacı. Yani simyacılık yapıyoruz. En büyük rezervimiz Artvin Cerattepe. Altın ve gümüşün en büyük üretimi Artvin Cerattepe'de. Zaten bu sorulmuştu. Onun dışında altın İzmir Bergama'da ilk kez başladı. Kaz Dağları'nda var, Manisa, Manisa'da var, Gümüşhane'de var ama en büyük altın ve gümüş rezervimiz Artvin Cerattepe diyebiliriz. Burada da önemli bir maden sorusu Artvin Cerattepe. Onu verdiği anda zaten altın olarak işaretleyin. Diğer yerlerde de var ama esas merkez Burası diyeceğiz. Gümüşte dünyada Meksika, Türkiye'de gümüş üretimi de çok yerde var. Zaten altınla gümüş birlikte elde ediliyor. Simyacılık yapılıyor. Yani nasıl simyacılık? Sinanürle bir kayacın yapısı değiştiriliyor, altına dönüştürülüyor. Dolayısıyla altınla gümüşün çıktığı yer aynı anda çıktığı için harita olarak aynı olarak verilebilir. Ama daha çok bu yerlerde altın üretiyoruz. Ve Civa'ya geldi sıra. Arkadaşlar Civa Türkiye'de sınırlandırılan bir maden artık. Çünkü kanserojen. Termometrelerden çıkartıldı. Ateş ölçerlerden çıkartıldı. Aynaların arkalarında vardı çıkartıldı. Şu an sadece tarım ilacı yapımında kullanılıyor. Böcek ilacı oluyor. Özellikle İzmir, Ödemiş, Karaburun ve Konya Sarayönü. Üç yatağı bilin. Konya Sarayönü, İzmir, Ödemiş, Karaburun. Konya Sarayönü'nde aynı zamanda civa işletmesi vardı. Hepsi çok düşük randımanla çalışıyor. Çünkü dediğim gibi artık kullanım alanı terk ediliyor. Kanserojen olduğu tespit edildi. İzmir, Ödemiş, Karaburun ve Konya Sarayönü. En önemli yatakları oluşturuyor asbest tamamen terk edildi. En yüksek kanserojen oranına sahip amyant diğer adıyla. Önceden fren balatası olurdu. Şu an fren balatalarında Wolfram kullanılıyor. Kimya boya sanayinde vardı. Eternitlerde çatılara konurdu. Şu an kullanıldığı tek yer itfaiye elbiseleri. Çünkü bu maden yanmaya karşı en dirençli madendir. Bakın 2019'da sıfır. Hiç üretmiyoruz, hiç almıyoruz, hiç satmıyoruz. Yani itfaiye elbiselerinde mecbur çünkü yanmaya karşı en dayanıklı maden. Ütülerde vardı, mikro dalga fırınlarda vardı. Şu an tamamen iptal durumda, terk edilmiş durumda diyebiliriz. Lüle taşında birinciyiz. Değerli değildir çok fazla ekonomik anlamda ama kolay işlenir, beyaz renklidir. Eskişehir'den elde edilir, takı yapılır, pipo yapılır, süs eşyası yapılır. Türkiye birincidir. Yurt dışına zaman zaman satışları olur. Oltu taşı daha serttir, siyah renklidir. Kahverengi gibi olanları da vardır ve tesbih yapılan daha değerli bir taştır. Oltu. Lüle'ye göre daha değerli bir taştır. Ve Erzurum Oltu ilçesinden elde edilir ve yurt dışına satılır. Ve geçen senenin sorusu Wolfram. Diğer adıyla tungsten. Oldukça sağlam, oldukça sert, bir o kadar da sıcaklığa dayanıklı bir maden ama bizde çok az. Artık çıkartmıyoruz. Tek çıkarttığımız yer Bursa Uludağ'ıydı kapattık. Şu an ihtiyacımız dahilinde dışarıdan alıyoruz, Çin'den alıyoruz. Özellikle 3500 dereceye kadar dayanıyor. Asbestin kullanıldığı birçok yerde yerine Wolfram artık kullanılıyor. Tek rezervi de Bursa Uludağ diyebiliriz. Zımpara taşı. Volkanik bir maden ama ekonomik değeri zayıftır. Muğla Aydın İzmir'den çıkartılır ve zımpara kağıdı elde edilir. Zaman zaman çimento mobilyada da kullanılır, araçta da ama çok değerli bir maden değildir. Kükürt, artık çıkartmadığımız, terk ettiğimiz bir maden. Eskiden özellikle tarım ilacında kullanılıyordu. Kükürtlü sabunlar vardı. Şu an daha çok tarımda buz ya da portakalların sarartılmasında kullanılıyor. Isparta keçi borulu en önemli yataktı, kapattık. Şu an dışarıdan alıyoruz. Tarım ilacı olarak dışarıdan, Çin'den ağırlıklı olarak geliyor kükürt. Ve trona. Yeni nesil bir maden. Trona'da dünya birincisiyiz. Yani trona Türkiye'nin birinci olduğu yeni nesil bir maden. Doğal soda elde ediyoruz. Özellikle doğal soda trona külünden elde ediliyor. Yüksek kaliteli üretiliyor. En önemli yatağımız da Ankara Beypazarı. Ankara Beypazarı trona üretiminde şu anda birinci sırada. Peki ihraç ettiğimiz madenler yani yurt dışına sattığımız madenler hangileri? Mermer birinci sırada. Bor, krom, pazar payları yüksek, feldspat, manyezit, bakır çinko alçı, barit pomza, bir de lüle taşı, oltu taşı gibi madenleri satıyoruz. Taş kömürü yer yer yetmediği için demir. Zaman zaman değerli taş, mermeri iptal edebiliriz. Elmas gibi, pırlanta gibi değerli taşlar fosfat suni gübre. Bakırı da artık çıkartabiliriz. Manyezit de çıkartabiliriz. Ama yetmediği zamanlar alıyoruz. Krom da bunları koymamızın nedeni yetmediği zamanlarda. Yani bakır, manyezit, feldispat, krom gibi madenler yetmediği zamanlarda alınıyor. Kükürt tamamen dışarıya bağımlı. Silis kumu, grafit gibi kurşun kalemde kullandığımız madenleri dışarıdan alabiliyoruz. Evet, şimdi boşluk doldurmalar var. Oltu taşı küçük süs eşyaları yapımında kullanılır. nokta nokta Oltu ilçesinden çıkartılır. Ne yazmamız gerekiyor? Siz doldurun artık. Ankara değil. Elazığ değil. Erzurum olacak evet. Bu Erzurum olacak. nokta nokta madenin işletilmesiyle alüminyum metali elde edilir ne olacak arkadaşlar? Evet, boksit. Boksit olacak. Konya Seydişehir olacak. Ülkemizde en önemli nokta nokta yatakları Guleman, Koptağı, Fethiye çevresinde toplanmıştır. Evet, birkaç cevap alayım. Krom, doğru. Adıyaman, Bingöl, Mardin çevresinde çıkartılan fosfat, Nokta nokta mardin fosfat işletmesinde değerlendirilir. Tek yerde zaten. Evet, mazı da şu an kapalıydı. Dışarıdan alıyorduk. Isparta keçi borludan şu an çıkartmadığımız, dışarıdan aldığımız neydi? Kükürt. Evet, kükürt. Kükürt madeniydi. Kapattık. Aynaların arka kısmında sırlanmasında ve termometre sıvısı olarak kullanıyorduk. Terk ettik. Konya Sarayönü, İzmir, Ödemiş, Karaburun, Civa'ydı. Evet, Civa'ydı. Civa doğada sıvı halde bulunan tek metal madendir. Doğru mu yanlış mı? Doğada bulunan tek sıva sıvıdır. Doğru, evet. Kanserojen ama doğru. Bakır günümüzde en çok kullanılan madenlerden biridir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış var, doğru var, yanlış var. Doğru. Elektrik, elektronik sanayinde halen kullanılıyor bakır. Türkiye maden çeşitliği bakımından fakir bir ülkedir. Evet, yanlış çünkü maden çeşitliliği Türkiye'de en önemli zenginliğe sahipti. Farklı jeolojik zamanlar ve volkanizmadan dolayı Elazığ demiştik. Yukarı Fırat bölümü demiştik. Doğu Anadolu maden bakımından en fakir bölgedir. Yanlış. Elazığ, Doğu Anadolu birinci sıradadır. Volkanizma etkili. Lüle taşı, taşı süs eşyası yapımında kullanılmaktadır. Doğru. Türkiye'de bor minerallerin büyük kısmı Akdeniz demiş. Akdeniz deyince aklınıza barit gelsin ağırlıklı olarak. Bor deyince de aklınıza marmara gelsin. Yanlış olacak. Sıvı olarak çıkartılan tek metal madendir. Altın gümüş üretiminde kullanılır. Özelliği sorulan maden hangisi sizce? C. Civa. Karabük Ereğli İskenderun Kırıkkale. Aşağıdaki madenlerden hangisinin işlemeye yönelik tesis bulunmaktadır? Evet, hangi madene? Demir, C şıkkı. Doğru. Alüminyumun an maddesidir. Seydişehir'de işler, işlenir. İzolasyon malzemesi hafif olduğu için kullanılır. Uçak sanayinde boksit diyeceğiz. Evet. Küremurgul madenden çıkartılır ve Samsun'da işlenir derse o zaman cevap bakır olacak. Evet bakır doğrudur. Türkiye madencilik faaliyetleri ile ilgili hangisi söylemez? Cevap olarak sizce hangisi söylenemez? E şıkkı her madene sahip değiliz. Platin gibi, titanyum gibi, elmas gibi. Harita üzerinde en çok çıkartıldığı yerler, sembollerle gösterilen madenler hangisinde verilmiştir? doğru bir şekilde verilmiştir diyor. Evet, A dendi, A doğru. Bor, demir ve bakır olarak verilecek. Bu soruda da Türkiye haritasında işlendiği yerler gösterilen maden hangisinde doğru verilmiştir derse E seçeneği demir olarak karşımıza çıkıyor. Evet bu soruda zaten çıktı ama artık zaten madenler aynı soru ağırlıklı. Bu sorunun cevabı yani boksit mi olacak? Evet, boksit olacak. Arkadaşlar enerji kaynaklarına geldik. Enerji kaynaklarında kalacağız. Haftaya enerji kaynakları bitecek. Yarım kalmasın diye şimdi bırakıyorum. Enerji kaynaklarıyla birlikte haftaya başlayacağımız konu ise enerji kaynakları ve topraklar olacak. Enerji kaynakları, sonra topraklar, sonra bitki örtüsü, turizm, sanayi gideceğiz. Hepsini göreceğiz. Ben en çok soru gelecek noktaları işliyorum. Yani öyle şey yapmıyorum. Sıralama yapmıyorum. Çıkabilecek konular üzerinde duruyorum nokta vuruş şeklinde. Yani sanayiyi tabii ki göreceğiz. Turizmi de göreceğiz ama enerjiden sonra toprakları görelim. Daha iyi olur. Çünkü topraklardan zaten sanayi açısından çok belirleyici bir konu değil sanayi. Yani çok üzerinde durulması gereken bir konu değil ama onu da göreceğiz. Evet haftaya arkadaşlar dediğim gibi enerji kaynaklarını görelim. Ondan sonra da haftaya topraklar ve bitki örtüsünü çıkartalım. Sonra turizm ve sanayi ile devam edeceğiz. Sıralamamız böyle gidecek. Tamam. Sonra tarım hayvancılık şeklinde gidiyoruz. Yani ne yapıyoruz burada? Özellikle çıkabilecek noktalar açısından bütün konuları görüyoruz. Siz benim verdiğim, benim not aldığım ya da not aldırdığım yerlere çalışsanız bile yeter. Yani özellikle dediğim gibi böyle kitap saatlerce kitaplar bazında çalışmayın. Sadece bu konulara çalışın, bu konular üzerinden bakın. Çıkmış soruları da görüyorsunuz zaten. Yani sorulabilecek noktalarda bir soru iki kez bile üst üste sormuşlar. Dediğim gibi biz eksik bilgileri de güncellerle tamamlayarak veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar. Soracağınız, kaçırdığınız bir yer var mı? Varsa bir geri dönüşüm yapayım, ondan sonra bitireyim. Sormak istediğiniz eksik kalan bir yer varsa, bu arada bunları e, yarın şeye yükleyeceğim, siteye yükleyeceğim, oradan izleyebilirsiniz tekrar. Evet, o zaman görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.